Doktor Önder Çelik, koronavirüs karşı muhtemel yeni tedavi yöntemlerini açıklayan bir makalelerinin kabul edildiğini duyurdu. Herkese merhaba. İsmim Profesör Doktor Önder Çelik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ancak esas ilgi alanım tüp bebek üreme biyolojisi. Yaklaşık 3 yıldır Uşak'ta ikamet ediyorum. Koronavirüs süreci tabii bütün tıp branşlarını ilgilendirdiği gibi bizi de ilgilendirmekte. Çünkü gebelik ve annenin taşıdığı bebek pandemik süreçte en çok etkilenen hasta gruplarından birisini oluşturmakta. Biz de Türkiye'nin değişik üniversitelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden 15 arkadaşımızla birlikte COVID'in gebelerde ve tüp bebek hastalarındaki seyrini araştırmaya yönelik bir çalışma dizaynı yaptık. Bu esnada tabii birçok farklı şeylerle karşılaştık. Anne rahmindeki bebeğe koronavirüsün geçmesini engelleyen mekanizmaları araştırırken çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. Bebeğin plasenta dediğimiz eşinde, bebeği besleyen organda koronavirüsün tutunmasını ve bebeğe geçmesini sağlayan reseptörlerin yani tutunma araçlarının olmadığını saptadık. Tabii bu bizi heyecanlandırdı çünkü aynı sistemin insan akciğerlerinde olup olmadığını da test etmek istedik. Bu amaçla 2000 yılından 2020 yılına kadar çıkmış bu konuyla ilgili virüslerle, plasantaya, gebelikle, tüp bebekle ilgili bütün makaleleri indirip bunları tek tek taradık ve okuduk ve bunlardan bir sentez yaptık. Tabii bu sentezin içerisine 15 arkadaşımızın klinik deneyimi, akademik performansları da dahil edilerek iki tane orijinal makale çıkardık bu yazılardan. Makalelerimizden bir tanesi Cell Mol Biyoloji dediğimiz bir saygın bir dergide kabul edildi. Muhtemelen makale bu ay içerisinde yayınlanacak. Aslında bebekleri koruyan mekanizmayı araştırırken bebeklerdeki bu virüse karşı direnç gösteren mekanizmanın insan akciğerlerinde olmadığını saptadık. Bunun anlaşılır olması için şöyle bir özel örnek vermek istiyorum. Bebeklerdeki koruyucu mekanizma 2 mikron kalınlığında bir bariyer. Ancak insan akciğerindeki bariyerin kalınlığı ise yaklaşık 0.6 mikron çapında. Bebeklerdeki bariyer yaklaşık 3 kat daha fazla kalınlık göstermekte. Bariyerin üzerinde, bebeklerdeki bariyerin üzerinde virüsün tutunmasına yarayacak reseptörler yok. Dolayısıyla anne koronavirüs enfeksiyonuna yakalansa dahi tutunacak bir yeri olmadığı için bebeğe geçme ihtimali sıfıra yakın. Sadece çok ciddi hastalığı olan, hipertansiyonu olan, preeklampsi dediğimiz gebeliğe özgü bir hastalığı olan durumlarda ya da birden fazla hastalığı olan gebelerde belki bu plasentadaki bebeğin eşindeki bariyer kırılarak anneye geçiş olabilir. Sağlıklı bir gebelikte virüsün, koronavirüsün tutunacağı bölge olmadığı için bebeğe geçme olasılığını biz ihmal edilebilir düzeyde olarak kabul ettik. Ve bu bebekteki sistemi insana uyarlamayı düşündük. Akciğerleri değerlendirdiğimiz zaman, akciğerlerle ilgili yapılan makaleleri değerlendirdiğimiz zaman akciğerlerde bilinenin aksine biz başlangıçta pandeminin başlangıcında hep şöyle söyleniyordu. İşte virüs ACE2 reseptörlerine tutunuyor, sonra hücre içine giriyor ve hücre hasarı oluşturuyor. Evet, virüsün hücre içine giriş mekanizmalarından bir tanesi ACE2 yolağı, ancak virüs bunun dışında en az 5 veya 6 tane daha farklı yolak kullanarak hücre içine girebiliyor. Dolayısıyla siz ACE2 yolağını bloke etseniz, ortadan kaldırsanız bile virüsün girişini engellemiş olmuyorsunuz. Virüs hastalık oluşturabilmesi için illaki hücre içine girmesi gerekmiyor. Virüsün bir kısmı hücre içine giriyor, bir kısmı hücre dışında kalarak kaveolin dediğimiz bir kolesterol yolağı var. Kolesterol ve büyük moleküllerin taşındığı bir yolak var. Bu yolağı aktive ediyor ve hücre içindeki mekanizmaları tetikliyor. Yani burada şunu vurgulamak istiyorum. Virüsün hücre içinde hasarı başlatabilmesi için tamamıyla hücre içine girmesi, orada çoğalması gerekmiyor. Hücre dışındaki
Kavolin yolaklarına tutunarak da hücre hasarı oluşturabiliyor. Kavolin yolakları bebeklerde yok. Dolayısıyla koronavirüs bebekleri etkilemiyor. Kavolin yolakları insan akciğerinde çok fazla miktarda var. Dolayısıyla virüs insanları alt solunum yollarına indiği zaman belirgin derecede etkileyip yoğun bakım şartlarında tedavi olmasını gerektirecek kadar kötü bir klinik tabloya yol açabiliyor. Peki elimizde koronavirüsü tedavi edebilecek bir aşı ya da bir ilaç ya da aşı var mı? Şu an için yok. Peki hızlıca bir ilaç geliştirmemiz mümkün mü? Şu an için mümkün değil. O zaman yapmamız gereken şey şu. Virüsün hücre içine girdiği yolakları, yolları biliyoruz. Bu yolları bloke edecek elimizde ilaçlar var mı? Daha önceden yapılmış ve başka amaçlarla kullanılan ilaçlar var mı? Var. O zaman bu ilaçları hızlı bir şekilde bu hastalarda kullanımının denenmesi gerekiyor. Bu tabi ilgili kurumların iznine bağlı olarak yapılması gereken bir süreç. Biz özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. Kavolin yolakları kolesterol sentez inhibitörü dediğimiz kolesterol blokeri ilaçlar ile bloke edilebiliyor tama yakın ya da virüsün girmesini engelleyecek şekilde yolaklar kapatılabiliyor. Bu amaçla biz şunu, özellikle şunun test edilmesini vurgulamak istiyoruz. Profilaksi amaçlı, yani hastalığa yakalanmamış insanların korunması için kolesterol sentez inhibitörü ilaçların kullanılması mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ayrıca virüs hücre içerisinde NFKB yolağını da aktive ettiği için ve bu yolak da hücre ölümünün temel uyaranlarından birisi olduğu için bu yolağın da bloke edilmesi gerekiyor. Peki elimizde NFKB yolağını bloke edecek ilaçlar var mı? Var. Bunlar neler? Tabii ilaç isimlerini genel olarak söylemek istiyorum. İşte kolesterol inhibitörleri, aspirin türevi bazı ilaçlar NFKB yolağını bloke ederek hücre hasarını minimuma indiriyor. Dolayısıyla biz bu ilaçların ilgili ülkelerin ve ülkemizin bilim kurulları tarafından değerlendirilip hastaların hem tedavisinde hem de hastalığa yakalanmamış insanların profilaksisinde yani korunmasında aşı bulunana kadar denenmesini ve bilimsel çalışmaların daha da ilerletilerek hızlı bir şekilde kullanıma geçilmesini tavsiye ediyoruz.